3. sınıflar, konumuz sayı örüntüleri. Örüntüde verilmeyen adımı bulmak için önce örüntünün kuralını belirlemeliyiz. Birlikte bakalım. 3, 6, 12 ileriye doğru gittiğini, yani arttığını fark ettik. Her artma toplama işlemi anlamına gelmesin. Burada toplama olarak da ilerlemiş olabilir, çarpma olarak da ilerlemiş olabilir. Çünkü çarpmada bir artış söz konusu değil mi? Peki 3'ten 6'ya 3 artmış, 6'dan 12'ye 6 artmış. Yani sayı kendisi kadar artıyor. Bunu keşfettik. Peki çarpma olarak ne olacak? 3'ün 2 katı 6 yapar. 6'nın 2 katı 12 yapar. Bakın 2 katı şeklinde ilerliyor ya da kendi kadar artarak ilerliyor da diyebiliriz. Yazalım. 2 katı kadar ilerledi. 2 katı. 12'nin 2 katı ne yapar? 24. 24'ün 2 katı ne yapar? 48. 48'in 2 katı 96 yapar. Demek ki doğru yapmışız. Verilmeyen adımları bulmuş olduk. 20'den 25'e bir artış söz konusu. 5 artmış. 25'ten 15'e 10 azalmış. 5 artmış, 10 azalmış. Bakın kuralı bulduk. 5 arttır, 10 azalt. 5 arttır, 10 azalt. Ne olacak? 5 arttıracağız. 15. 10 azaltacağız. 5. 8, 9, 11, 14, 18. Örüntüde bir artış söz konusu değil mi? Peki kaçar kaçar artıyor? Bunu belirleyelim. 8'den 9'da 1 artıyor. 2, 3, 4. Bakın örüntünün kuralı şu olacak. 1 artıyor, 2, 3 artıyor, 4 artıyor ve 5 artacak, 6 artacak. 18'i 5 artırırsak 23, 23'ü 6 artırırsak 29 olarak buluruz verilmeyen adımları. 100, 80, 60 bir azalma söz konusu. 100'den 80'e 20 azalıyor. 80'den 60'a 20 azalıyor. Demek ki örüntünün kuralı 20 azaltmak olacak. 60'ı 20 azaltırsak 40, 40'ı 20 azaltırsak 20. Sayılar belli bir kurala göre dizilmiş. Bu durumda soru işareti yerine hangi sayıyı yazarız? İki adımda verilen kuralı belirleyeceğiz. Daha sonra soru işaretini bulacağız. Baktığımız zaman birinci adımda 2, 4, 8 sayıları var. Çocuklar 2'den 4'e ne olmuş? Kendisi kadar artmış. Biz buna 2 katı da diyebiliriz. 2 kere 2, 4 yapar. 2'den 8'e 2'nin 4 katı diyebiliriz. 2 kere 4, 8 yapar. Aynısı burada da olacak mı bakalım? 2 katı var mı? Evet, 5'in 2 katı 10 yapar. 5'in 4 katı 20 yapar. Demek ki 2 katı ve 4 katı şeklinde ilerliyor. 2 katı 16, 4 katı ne yapar? 32 yapar. Verilmeyen sayıyı 32 olarak bulduk. Konumuzu bitirdik. Bir sonraki konuda görüşürüz.